Göksün mutfağına hoş geldiniz. Bugün pazar ve ben herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum. Bugün sizlerle yaparken şöyle keyif alacağınız, yerken de e, tadı damağınızda kalacak çok lezzetli çörek tarifi paylaşacağım. Bu çöreklerimiz için ben kahvaltıda kullanmış olduğumuz sürme çikolatadan kullandım. Fakat sizler isterseniz kendi damak zevkinize göre farklı reçellerle de yapabilirsiniz. Ve hemen tarifime geçiyorum. Hamur yoğurma kabımızın içerisine bir bardakılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir paket kuru mayayı ilave ettikten sonra çırpma teliyle çırparak mayamızı güzelce eritiyoruz. Şayet yaş maya kullanmak istiyorsanız yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksınız. Yarım paket yani 22 gram yaş maya kullanmanız gerekiyor. 40 gram tereyağı gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tereyağına denk geliyor. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı sıvı yağ da tam 40 mililitreye denk geliyor. Bir tane bütün yumurta kırıyoruz. İkinci yumurtamızın beyazını içerisine kullanacağız. Sarısını da daha sonra üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ve tekrar çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. 5 bardak yani 500 gram unun içerisine şöyle bir fiske tuz ilave ettikten sonra tuzu karıştırıyoruz. Onu azar azar ilave ediyoruz ve tel ile çırparak karıştırıyoruz. Tam kıvamlı ve güzel bir hamur olmasını istiyorsanız ununuzu mutlaka azar azar ilave etmenizi tavsiye ederim. Çığımız un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve onun e, kalitesine göre biraz farklı olabilir. Bu e, şöyle 2 yemek kaşığı daha fazla veya 2 yemek kaşığı daha az olabilir. E, yapacağımız hamurumuzun kıvamı şöyle e, normal poğaça hamurundan bir tık daha yumuşak olacak. Belli bir kıvama geldikten sonra çırpma telini bırakıyoruz. Geri kalan unu da tekrar azar azar ilave edip elimizle iyice yoğuruyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle 2 dakika yoğurduğumuzda hamurumuz çabucak kıvamlı alacak ve toparlanacaktır. Hamuru iyice yoğurduktan sonra şöyle ters çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi poğaça hamurundan dediğim gibi bir tık daha yumuşak olacak. Üzerine bir yemek kaşığı ayçiçek yağını döküyoruz. Hamurun her tarafını yağlıyoruz. Hava almayacak bir şekilde streç folyo ile veya hattı varsa kapağı ile sıkıca kapatıyoruz. Üzerine şöyle kalın bir bez sardıktan sonra oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletiyoruz. Kullanacağımız tepsiyi yağlıyoruz ve hattı içerisine fırın kağıdı koyuyoruz. Hamuru şöyle 1 saat oda sıcaklığında beklettim ve gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Çöreklerimizin iç dolgusu için şöyle gördüğünüz gibi ben kahvaltıda sürmüş olduğumuz çikolatadan kullandım. Elimizi şöyle güzelce önceki yağlıyoruz. Şöyle bir parça koparttıktan sonra avucumuzun içerisinde güzelce toparlayarak yuvarlıyoruz. tezgâhımızın üzerine koyduktan sonra şöyle parmak uçlarıyla bastırarak yaydırıyoruz. Kahvaltılık çikolatadan hamurumuzun ortasına koyuyoruz. Kenarlarından şöyle tutarak çikolatayı tamamen iyice kapattıktan sonra tekrar şöyle uçlarını birleştiriyoruz. Hafif şöyle büküp daha sonra ucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Ben bu çörekler için çikolata kullandım fakat sizler kendi damak zevkinize göre kıyası reçeli, çilek reçeli ve hatta farklı reçel varsa da değişik farklı reçellerde kullanabilirsiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şayet tariflerimi izliyorsanız ve beğeniyorsanız Youtube sayfam Gözsüm Saranı ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sayfama aboneyseniz ve size yeni göndermiş olduğum videolardan bildirim gelmiyorsaydı, e bildiriminizin sesini mutlaka kontrol edin. Bildiriminizin sesini tekrar açtığınız takdirde göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hamurlarımızın hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi avucumuzun içerisine toparlayıp yuvarlıyoruz. Yağlamış olduğumuz veya içerisine fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsinin içerisine diziyoruz. Üzerine fırın kağıdı veya da temiz bir bez ile örttükten sonra 10 dakika tepsi mayalanması için bekletiyoruz. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. Çöreklerin şöyle pamuk gibi yumuşacık olması için e, özellikle hamur yoğurken kullandığımız sütün ılık olması gerekiyor ve tepsi mayası da çok önemli. Mutlaka tepside 10-15 dakika bekletmemiz gerekiyor. Yumurta sarısında sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişebilir, o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Çörekler fırından çıktığı gibi önceki üzerine şöyle temiz bir bez ve altı fırın kağıdı örtüyoruz. Bir 10 dakika mutlaka bekletiyoruz. Şimdi ben size iki çeşit sunum göstereceğim. İsterseniz bu şekilde bol miktarda üzerine pudra şekeri serpiştirip pudra şekeri serptikten sonra servis edebilirsiniz. Şayet sadece pudra şekeri kullanacaksınız. Pudra şekerini mutlaka şöyle bol bol serpmelisiniz. Aslında ilk etapta ben de sadece şöyle üzerine bol miktarda pudra şekeri serptikten sonra bu şekilde servis edecektim. Tam bu arada aklıma bal ve Hindistan cevizi geldi. Hindistan cevizi de çörekleri çok güzel yakıştığını düşündüm. E, bal yerine isterseniz içerisine reçelli yaptıysanız içerisine koymuş olduğunuz reçel kullanabilirsiniz. Şöyle bal ile çöreğimizin her tarafına balı sürüyoruz. Her tarafına balı sürdükten sonra daha sonra şöyle Hindistan cevizine batırdım. Hindistan cevizi de çöreklerimize farklı bir lezzet katıyor. Şayet Hindistan cevizini seviyorsanız ve evinizde şu anda varsa Hindistan cevizini kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra servis tepsine diziyoruz. Şöyle tam ortalarına da daha lezzetli görünmesi için ben çikolata kullandığım için içerisinde üzerine de çikolata koydum. Şöyle sizler içerisine reçel kullandıysanız üzerine şöyle isterseniz küçük parça halinde reçel koyabilirsiniz. Şöyle bir tanesini size yakından göstermek istiyorum. Çöreklerimiz şöyle puf puf yumuşacık oldu. Şöyle bir de ikiye ayırarak size içerisini göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz bol çikolata ile de çöreklerimiz çok iştah açıcı ve çok lezzetli oldu. Videomda başında belirttiğim gibi ben çikolata kullandım fakat sizler isterseniz dilediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. İster reçelli yapın isterseniz çikolatalı yapın fakat bu çöreği mutlaka yapın derim. Şöyle çöreklerimiz puf puf yumuşacık ve inanılmaz derecede çok lezzetli oluyor. Yapacak olanlara şimdi afiyet olsun. Oğlum ve kız arkadaşı da kendi YouTube sayfalarında birbirinden lezzetli çok güzel tarifler paylaşıyorlar. Oğlum YouTube sayfası için şu anda videomuz sağ ve sol üst köşesinde görmüş olduğunuz video tariflerden herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlum sayfasındaki bütün tarifleri izleyebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.